İsrail ile Mavi Marmara dolayısıyla biliyorsun kanlı bıçaklı oldular. İsrail'i çocukları öldüren terör devleti olarak tanımladı vesaire 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 söyledi. Astı, kesti, kıyameti kopardı. İşte gelecek, özür dileyecek, ablukayı kaldıracak, yoksa mümkün değil uzlaşamam dedi. Diyorum ya Allah büyüktür. Şimdi diyor ki İsrail'e ihtiyacımız var diyor. Şu lafa bakar mısınız? İhtiyacımız var, yani muhtacız İsrail'e diyor. Bu bir teslimiyet, bir mahkumiyetin ifadesidir değerli arkadaşlar. Ben o bağırıp çağıran sözde İslamcılara da seslenmek istiyorum. Niye bu lafa tek cümle etmiyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz siz? Düne kadar asıp kesiyordunuz. Mitingler düzenliyordunuz. Cami avlularında bilmem neler yapıyordunuz. Neden sesinizi çıkarmıyorsunuz? Vicdan yok mu sizde? Ahlak yok mu sizde? Ahlakın kırıntısı yok mu sizde? Şu soruyu soracaksın. 21. yüzyılın Türkiye'si neden İsrail'e muhtaç hale geldi? Ve kim getirdi? Sen bu soruyu sormuyorsan adam değilsin. Bu soruyu soracaksın. Bunları söylerken savaştan yana değiliz. Bunları söylerken kavgadan yana değiliz. Rahmetli Atatürk, Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal. Bütün hayatı savaş meydanlarında geçen bir komutan. Bütün hayatı. Ve savaşın sonunda söylediği şu cümle çok önemlidir. Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir demiştir. Aynı şekilde rahmetli İsmet İnönü, savaşın ne olduğunu bilen birisi, onun da bütün hayatı savaş meydanlarında geçti. Geçtiği içindir ki 2. Dünya Savaşı'nda hiçbir çocuğu yetim babasız bırakmadı ve Türkiye'yi savaşa sokmadı. Savaş tamtamları çaldıkları zaman yapmayın diyen bizdik. Yanlıştır diyen bizdik. Laikliği yıllar yılı gidip dinsizlik olarak bütün millete anlattılar. Bugün laikliğin önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye yaptıkları çok daha iyi anlaşılıyor. Orta Doğu bataklığından uzak durun demesi çok daha iyi anlaşılıyor. Yurtta barış, dünyada barış demesinin nedeni çok daha iyi anlaşılıyor. Bütün inançların güvencesinin laiklik olduğunu artık bütün dünyanın bilmesi, Türkiye'deki belli çevrelerinde bilmesi gerekir. Şu soruyu 2016'nın ilk haftasında bütün vatandaşlarımın kendisine sormasını isterim. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Bunun sorumlusu bulunmadan ülke sorunları çözüme kavuşmaz. Sorumlusunu kendi kafamızda bulacağız ve oluşturacağız. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz, Türkiye gerçek anlamda demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olacak. Biz yine söyledik, anayasanın ilk 4 maddesi kırmızı çizgimizdir dedik. Kurucu iradenin iradesi başımızın üstünedir dedik. Söylemeye de devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.